Assalomu alaykum. Ushbu diapozit tenglamasini demak birgalikda ko'rib chiqamiz. Dastlab buni 4 ga ko'paytiramiz. Demak 4x va 1 ni ham qo'shamiz. Demak 4y kub 4y kvadrat plus 4y plus 1. Endi bu taraf demek 2x plus 1'nin kaos kvadratı. Demek bunu ve ve demek 2y kvadrat desek plus y'nin kaos kvadratı desek ne kaladı? Bu demek bunga teng. İkisini ikilengeni bunga teng. Ve y kvadrat. Demek 3y kvadrat plus 4y plus 1 kaladı. Şimdi şu joyga dikkat kılamız. Bu ifade. Bu ifade. Demek y tegishli mas. Demek minus 1 taksim 3 ve minus. Demek minus 1 ve minus 1 taksim 3 oralıkta şunday bo'lganda bu demek müsbet. Bundan xulosa şu ki demek bu ifadaga müsbet ifade qo'shilganda demek bunga tenglashadi. Bundan xulosa 2x plus 1'nin kaos kvadratı demek katta. 2y kvadrat plus y'nin kaos kvadratından katta ekani kelib chiqadi. Y şu aralıkta tegishli bo'lmasa. Yani minus 1'den küçük ve minus 1 taksim 3'den katta bo'lganda. Endi bunu şeklini sal o'zgartiramiz. 2x plus 1'nin kaos kvadratını yazamız. Bu tarafını ise demek 2y kvadrat plus y'nin kaos kvadratı plus 2 ko'paytirilgan 2y kvadrat plus y plus 1 şeklinde yazsak ayrılgan demek y kvadrat 4y bar kvadrat bo'ladi. Bu 2y bo'lsa, demek yana 2y qoladi. Shunda 2y bu bilan 4y bo'ladi. Mana shunday. Endi bu esa to'la kvadrat, ya'ni 2x plus 1'nin kvadratı 2y kvadrat plus y plus 1'nin kaos kvadratıdan y kvadrat minus 2y'nin ayrılgan. Şimdi şu joyda mulohaza yürütemiz. Bu ifade, mana bu ifade. Demek y tegishlimas. Tegishlimas 0'u 2. Aralıkta. 0'u 2 aralıkta. Demek bu müsbet. Bundan xulasa şu ki, bundan xulasa bu ifade bundan katta. Yani bundan biror müsbet son ayrılganda bunga tenglashadi. Demek bu bundan katta. Xulasa demek bu joyga dikkat qilamiz. Demek bu ifade bundan küçük bo'ladigan bo'lsa şu joyini demek 2y kvadrat plus y plus 1'nin kaos kvadratından küçük deb yazışımız mümkün. Şimdi şunga dikkat kılamız. Bu 2y kvadrat plus y plus 1. Bu joyda ise 2y kvadrat plus y'nin kaos kvadratı. Yani
Bunu mən anglatadı. Bu ikide ketma-ket sonlar kvadratları arasında yine kandaydır sonning bütün sonning kvadratı bo'lmasligini anglatadi bu. Endi biz bu aralıktaki ve bu aralıktaki demek bunu bunday qilib yazsa ham bo'ladi. Bunday qilib yazsa ham. Demek sonlarını tenglamaga qo'yib tekshirib ko'rish bilan kifoyalanamiz. Çünkü başka yani bu diapazondan taşkarada demek yechim yo'qligini tushunib turibmiz. Demek minus 1'de bu aralıktaki bütün son minus 1 fakat bu aralıktaki bütün sonlar ise 0, 1, 2. Demek y'nin oranına şu sonlarını koyup denklemini kanatlandırmasını tekşir görüşün. Bilen demek bu misalını, meselelerini demek tahlil kılışını yeküllesek bulalım. Demek y tegishlimas minus 1 minus 1 taksim 3 deb yazılıp duradı. Ve y tegishlimas 0 2 deb. Şu aralıkta yani şunday bo'lganda yechim yok. Şunday bo'lmaganda chi? Yani y teng minus 1 bo'lganda. Y teng minus 1 bolsa bu taraf 0 boladı. Bu taraf ise x teng 0 ve x teng minus 1. İki de yechim çıkadı. Endi y 0 bolganda. Y 0 bolganda bu taraf 0. Yana x teng 0, x teng minus 1 çıkadı. Endi y teng 1 bolganda. Y teng bu aralıktaki bütün son 1. Demek 1'ni koyadigan bolsak x kvadrat plus x teng 4. X kvadrat plus x teng 4. Bu ise bütün sonlarda yechimga ega emas. Endi y teng 2 bo'lganda. Demek bu 16, bu bilan 20, 28, 30. Demek x kvadrat plus x teng 30. Bundan kelib chiqadi ki x teng minus 6 ve x teng 5. Endi yechimlarni yozadigan bo'lsak, demek 0 ga minus 1 bu va bu minus kerak minus 1 ga minus 1 demek minus 1 ga minus 1 keyin 0 ga 0 bu va bu minus 1 ga 0 demek minus 1 ga 0 bu joyda yechim yo'q bu joyda esa demek minus 6 ga 2 bu bilen bu ise 5'ge 2. Demek fakat şu yine yeçimler mevcut eken. Demek mesele tolık tahlil kılındı.